Evet arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bu sefer 11. sınıftan 2. dönem 1. yazılı hazırlık sınavı hazırlık videosunu çekiyoruz. Harika bir dönem geçirdik. Zor bir konuyla karşı karşıyaydık. Tek konumuz ama çok zor bir konumuz vardı. Bakalım çıkma ihtimali yüksek sorular ve konumuzu tekrar edelim ve sınava hazırlanalım diyorum arkadaşlara, başlıyorum. Hemencik arkadaşlar, gördüğümüz kelimeleri, sıfatları bir bakalım. Tabii ki de konumuz elbiselerdi, kıyafetlerde alışverişti. Hemen bakalım neler görmüşüz. Hangi elbiseleri, kıyafetleri, giyim kuşam malzemelerini görmüşüz. Bakalım. Die Klamotte kıyafet demek. Das Kleid aynı şekilde kıyafet demek. Die Hose pantolon, die Bluse bluz. Der Schuh ayakkabı. Der Rock etek. Das Kleid elbise, die Jacke ceket. Der Mantel mont kaban ya da. Die Jeans kot pantolon, der Pullover kazak. Das Hemd gömlek, das T-Shirt, die Socke çorap, der Handschuh eldiven, der Hut şapka, der Şal atkı şal, der Sportschuh spor ayakkabı, die Brille gözlük, der Gürtel kemer, die Mütze bere, der Anorak kurcuk ve der Anzug takım elbise diyorum arkadaşlar. Şu iki kelime lütfen, der Anzug ve der Pullover'a dikkat edelim arkadaşlar. Bunları iyi bilelim diyorum. Takım elbise Anzug, Pullover kazak demek. Bakalım bir de sıfatlarımız tabii ki de çok önemli bizim için. Bilek ucuz, blöd, salak, aptalca, bright geniş, bunt renkli, defekt bozuk, yıpranmış, dunkel koyu, antikatik, benzersiz, eşsiz, elegant zarif, eng dar, fetik yağlı, fresh taze, günstik uygun, hel açık aydınlık, hübsch sevimli, hoş, interessant ilginç, klasik, klasik lila mor, lustig neşeli, orange turuncu, rosa pembe, şık şık, schlecht kötü, toya pahalı diyoruz. Mesela yine iyi ikilemimizi kullanmamız lazım burada. Mein Anzug ist schick. Benim takım elbisem şık. Dein Pullover ist billig. Senin kazağın ucuz tarzı cümleler kurulabilir arkadaşlar. Tabii ki de sayılar çok önemli arkadaşlar. Sayılara neden önemli? İşte kıyafetlere falan fiyat biçerken kullanacağız arkadaşlar. Bundan dolayı 100'ü de 200'e kadar bilmemiz lazım diyoruz. Hemen sayılarımızı tekrar edelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12'ye kadar sayıların kavramları, isimleri farklı. 13'ten itibaren ise arkadaşlar Almanca'da çift haneli sayılar ters okunuyor. Önce tek sonra çift sayı. Mesela 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gibi, yani 3, 4, 3, 14, 15, 10 gibi. Hemen çift hanelere geçelim, devam edelim. 21'den 99'a kadar arkadaşlar sayılar yani ters okunuyor. Tek haneli sayılar söyleniyor. İlk olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye yazılıyor. 9'a kadar, 9'a kadar yazılıyor. Ortasına bir V bağlacımız ve sonra tam haneli sayılardan ekliyoruz artık hangisini demek istiyorsak. 20, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ekliyoruz sonra ve istediğimiz sayı oluyor arkadaşlar. Örnek olarak mesela 23, önce 3, sonra V bağlacım, sonra 20 tam sayımı ekleyip 23 diyorum. Türkçe 23, Almanca 3 ve 20 diyoruz. Yüzden itibaren ise 3, 4 basamaklı sayılar arkadaşlar. Türkçe düşünüyoruz. 3 haneli basamak mesela 100. Sonra çift haneli basamaya gidince ters çeviriyoruz yine. Aynı şekilde. Aynı şekilde 200 derken de 2 deyip sonra 100 bitişik bir şekilde söylüyoruz. 1000 aynı şekilde 1000. 2000 derken de yine önüne 2 koyup 2000 diyoruz arkadaşlar. Sayılar bu konuda bak Almanca'da basit diyorum. Ve geçiyorum konum tabii ki de adjektif denilen son bitmişinde artikel. Sıfat çekimleri ilk önce belirli hallerini göreceğiz. Arkadaşlar sıfat çekimleri Türkçe'de olduğu gibi Almanca'da arkadaşlar ismin önüne geliyor. Tek sıkıntımız bizim neydi? Tabii ki de der, die, das ve çoğullarda kullandığımız die artikeli isimlerimiz önüne geliyor. Yani artikelle ismin arkadaşlar ortasına yine sıfat geliyor diyoruz. Tabii ki de Türkçeden farkı arkadaşlar Almanca'da sıfat çekimleri var. Şurada yazdığım notu iyi okuyun lütfen. Sıfat çekimleri arkadaşlar sıfat sonuna bazı istisnalar hariç. Mesela lila kelimesi rengi yani hariç sonu a'la bittiği için sonuna her zaman ve her zaman e takısı yani e çekimi için sıfat çekimi için sıfatın sonunda E harfi takısı geliyor. Çekimi geliyor yani. İsim hali değişirse mesela
Der artikeli. Bu arada isim çekimini Almanca'da arkadaşlar. Mesela Kazak, Kazağı gibi artikeller yapıyor. İ halinde, belirtme halinde arkadaşlar. Tek değişen der artikeli. Der'den oluyor. Das, das, çoğul di, çoğul di aynı kalıyor. Eğer diyor ki isim hali çekiminde artikel çekimi değişirse, yani buradan bahsettiği derden olursa diyor, yani değişirse sıfat çekiminin sonuna ekstra en takısı gelir diyor. Gördüğünüz gibi gelmiş diyorum. Diğerleri değişmediği için arkadaşlar yine herhangi bir değişiklik olmuyor, görüyorsunuz sıfat çekimlerinde. Mantık ne? Sıfatın sonunda her zaman e takısı geliyor. Onu biliyorum. Bazı sıfatlar hariç, o da çok istisna, azdır yani. Lila arkadaşlar, pembe renginde mesela. Sonra A'la bittiği için E gelmiyor. Seslinin yanında sesli harf gelmiyor. Ama diğerlerinde, diğer bütün sıfatlarda geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekilde görüyorsunuz sıfatların alt sıfatının sonuna E altı. Schön sıfatının sonuna E schöne. Neu sıfatının sonuna E neue gibi. E takısı geliyor. Çoğulda ekstra N geliyor. Tekilde çoğul arasında bir fark olsun diye. N geliyor. Die Breiten, geniş, bol tişörtler tarzı. İ halinde tek derden diye değiştiği için isim çekiminde, onun dolayı sıfat çekiminde sadece der artikelin sıfatı değişiyor arkadaşlar i halinde. Mesela örnek olarak şurada yalın, burada i halinde cümleler yazdım bütün artikellerden. Dedim ki mesela der Mantel, mont, der schön, güzel. Sonra tabii ki de e takısı geldi. Çünkü isim sıfat çekimini gerçekleştirdik. Der schöne Mantel ist teuer. Güzel mont pahalıdır. Die schick Hose. Yani şık pantolon. E geldi diye şık hose. Şık pantolon ist günstig. Ucuz. Das grüne Hemd. Yeşil. E geldi bakın. Yeşil gömlek temizdir dedim. Sauber. Die schwarzen Kleider sind süß. Tabi burada çoğul kullandım. Elbiseler. Siyah elbiseler. Sonra en geldi arkadaşlar. Sind süß. Hoştur, tatlıdır dedim. Peki aradaki farka da bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın burada yalın halde çekiminde. Burası normal bir cümle, yalın hali yani. Direkt özne bir nesne, ondan bahsediyorum zaten. Yani güzel mont pahalıdır. Şık pantolon ucuzdur. Yeşil gömlek temizdir. Siyah elbiseler hoştur tarzı. Sadece bir özellik belirtiyorum. Ama iyi hali, yani ismin iyi halinde, belirtme halinde arkadaşlar. Farklı bir fiil kullanıyorum. Burada sadece dır diyorum. Zaten olmak fiilini kullanıyorum. Bir özellik belirtiyorum. Ama i halinde ne yapıyorum? Farklı bir fiil. Finden bulmak fiilini kullanıyorum. Bulmak fiili bana zaten bu ismi i halinde çekimli diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi i halinde sadece derden alıyordu. Onu buraya yazdım gördüğünüz gibi. Yani ben montu pahalı buluyorum tarzı bir cümlede. Bulmak fiilin yüzünden ne yapıyorum? Der artikelini den diye çekmem lazım. Diğerleri zaten değişmiyordu. Onun dolayı sadece der artikelini burada den yaptığım gibi burada yapıyorum. Ich finde den Mantel. Tabi isim çekimine uğradığı için arkadaşlar sıfatın sonuna e'nin yanına ekstra en takısını da yerleştirdim gördüğünüz gibi. Çünkü der artikeli den diye çekimlendi. Finden fiili bana ismi i haline çekimle dediği için diyorum. Ich finde den schönen Mantel Toya. Ben güzel montu pahalı buluyorum. Ich finde die schicke Hose günstig. Ben şık pantolonunu ucuz buluyorum. Burada tabii ki de ne isim çekimi ne de sıfat çekimi değişiyor arkadaşlar. Bunun dolayı sıkıntı yok. Ich finde das grüne Hemd sauber. Ben yeşil gömleği temiz buluyorum. Yine burada arkadaşlar isim çekimi değişmediği için sıfat çekimi de değişmiyor. Ve en son ich finde die schwarzen Kleider süß. Ben siyah elbiseleri güzel buluyorum, tatlı buluyorum diyorum. Burada değişmediği için yine değişmiyor. Demek ki der artikelli isimlere dikkat ediyordu arkadaşlar. İ halinde değişiyorlar. Hem isim çekimi hem de sıfat çekimi diyoruz. Ve devam ediyorum. Şimdi belirsiz hali, yani bunları belirsiz yapacağız. Bir diyeceğiz. Herhangi bir fark yok arkadaşlar. Sadece der ve das artikelinde sıfatın sonuna der de re, das'ta da s geliyor diyorum. Bu aynen nereden geldi? Tabi arkadaşlar bu tabloda Dia di das ve çoğul di ne oldu? Belirsiz oldu. Biz belirsizi Almanca'da arkadaşlar ein bir sayısıyla yine yapıyorum. Yani ben bir güzel montu tarzı pahalı buluyorum diyeceğim. Yine bir sayısıyla çekimleyeceğim. Yani derle das artikeli ein oldu. Die eine oldu arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok. Sadece onu ben bir sayısıyla nitelendiriyorum. Mantık bu.
Mesela ein schöner Mantel ist teuer. Biraz önce der schöne Mantel ist teuer. Güzel mont pahalıdır demiştim. Şimdi bir güzel mont pahalıdır dedim. Ne değişti? Der ein oldu arkadaşlar. Yani belirli bir nesne bir diyerek belirsiz oldu. Ekstra sıfatın sonunda ekstra R harfi geldi. Çünkü artık ile der olduğu için arkadaşlar bunun R harfi geliyor. Belirsizdi ama. Belirli de gelmiyor. Aynı şekilde die schicke Hose demiştim. Şık pantolon. Şimdi aynı schicke Hose bir şık pantolon ucuzdur diyorum. Artık ile die olduğu için aynı sonunda ekstra E geliyor arkadaşlar. Belirsizde. Ve ein grünes Hemd ist sauber. Bir yeşil gömlek temizdir dedim. Burada S takısı da Das Hemd olduğu için arkadaşlar S geliyor. Şunun ikisine dikkat edelim der ve das'a lütfen. Ve çoğulda arkadaşlar belirsizde herhangi bir isim çekimi gerçekleşmiyor. Siyah elbiseler tatlıdır diyoruz. Geçtim i haline. Yine i halinde arkadaşlar değişen der artikeli olduğu için yine burada belirsiz de aynı şekilde ne oluyor? Derden olduğu gibi aynı arkadaşlar aynı alıyor. Ich finde einen schönen Mantel teuer. Biraz önce ich finde den schönendi. Şimdi ise sadece D yerine aynı yazmış oldum. Herhangi bir fark yok yani. Yine çekimin sonuna sıfatın sonunda N, N de gelmiş. Diyorum şu bir olduğunu arkadaşlar aynı bir olduğunu N takısı da ismin İ haline çekimlendiğini söylüyor bana. Yine ich finde aynı şıkı Hose günstig. Belirli de ich finde die şıkı Hose'ydi. Burada sadece aynı şıkı oldu. Yani bir şık pantolonu ucuz buluyorum. Ich finde ein grünes Hemd sauber. Ben bir yeşil gömleği temiz buluyorum diyor. Biraz önce das grüneydi. Şimdi ein grünes oldu. Sadece sonuna S takısı geldi arkadaşlar. Ve das aynı oldu. Bir oldu yani. Herhangi bir fark yok. Ich finde schwarze Kleider süß. Burada isim çekimi gerçekleşmiyor. Çünkü arkadaşlar biz çoğulu bir diye niyetlendiremeyiz. Onunla sadece sıfat varsa sıfatı yazıyoruz. Sıfat da yoksa sadece kelime kalıyor burada. İsim çekimi yok diyoruz. Evet. Bu da tamamdır. Belirsizi de gördük arkadaşlar. Hemen geçelim. Bir soru zamirine arkadaşlar. O da welch. İngilizce which. Hangi demek? Hangi soru zamiri de arkadaşlar Almanca'da çekimleniyor diyoruz. Ve ardından hemen de kişi zamirlerimizin e hali yani. Bana sana ona bize size onları göreceğiz. Bununla çünkü alakadar diyorum. Hangi kişi zamiri de arkadaşlar çekimleniyor demiştim. Gördüğünüz gibi artikeline göre kelimeye göre hangi rok, hangi ceket, hangi elbise, hangi pantolonlar derken welch soru zamiri kalıbımız arkadaşlar sonu yine artikele göre değişiyor. Eğer bahsettiğimiz hangisinden bahsettiğimiz nesnenin artikeli der ise sonu er, die ise e, das ise es, çoğulsa arkadaşlar e ve i haline çekimlenmişse der artikeli en ile bitiyor. Mesela soru soracağız. İlk önce bunları tanıyalım. Gefallen hoşuna gitmek, passen uyumak, yakışmak ya da oturmak bir elbisenin oturması üzerine gehören ait olmak, stehen üzerine yakışmak durmak ve schenken hediye etmek fiilleri isimleri arkadaşlar kişileri i, e haline çekimliyor. Datif yani. Bunları kullandığımızda cümlede kişiyi e haline çekmem lazım. Yani bana sana ona bize size onlara demem lazım arkadaşlar kuraldır. Welche Mantel gefällt dir? Welche Mantel gefällt dir? Hangi mont hoşuna gidiyor diyor burada. Mantel'in artık der olduğu için arkadaşlar welch'in sonu er'le bitmesi lazım. Kural demiştik. Şöyle bir de ben size Ctrl K yapayım. Kalınlaştırayım. Diyor ki hangi mont hoşunuza gidiyor? Tabii ki de siz orada bir özellik belirtmeniz lazım. Der graue Mont gefällt mir demeniz lazım. Soruda sana hoşuna gidiyor, senin hoşuna gidiyor. Ama cevapta arkadaşlar der graue Mantel gefällt mir benim hoşuma gidiyor demeniz lazım. Şimdi mantel artık ile der olduğu için belirli yaptık arkadaşlar ve grau gri'nin sonuna e takısı ekledik. Sıfat çekimini de gerçekleştirdik. Ve ikinci sorum bu sefer hose artık ile di olduğu için sonu e ile bitiyor. Ve hangi soru zamirimin? Welche Hose passt mir? Bana hangi pantolon uyar dedim. Der lila Hose passt diye. Mor pembe pantolon sana yakışır uyar diyoruz arkadaşlar. Soru değil cevap bu. Ve welches Hemd gehört ihm? Hangi gömlek ona ait diyorum. Tabi gömlek das olduğu için sonra s'te bitiyor welchen arkadaşlar demiştik. Das blaue Hemd gehört ihm. Mavi gömlek ona ait diyorum.
Gömlek görüyorsunuz, mavinin sonuna E geldi sıfat çekimi. Welche Schuhe steht ihr gut? Hangi ayakkabılar ona yakışır diyor, iyi yakışır diyorum. Die weißen Schuhe steht ihr gut. Beyaz ayakkabılar ona yakışır diyorum, iyi yakışır diyorum arkadaşlar burada. Evet, bu da tamam. Welch soru zamiri arkadaşlar. Artık sonradan gelen nesnenin artıkına göre çekimleniyor. Sınavda çıkma ihtimali yüksek diyorum. Ve tabii ki de bu da var. 200 soru var bundan. Kişiye göre arkadaşlar kimden bahsediyoruz artık ona göre E haline çekimliyoruz. Bu fiilleri soruda ya da cümlede kullandığımızda diyorum. Ve yine anlattığım konulardan birisi farklı bir soru zamiri veyim. Türkçesi kime demek arkadaşlar? Veyim gehört die Hose. Kime ait bu pantolon? Die lange Hose gehört Yunus. Uzun pantolon Yunus'a ait diyorum. Aynı şekilde wie viel kostet? Bu kalıbı da unutmayalım arkadaşlar. Sınavda çıkma ihtimali yüksek. Wie viel kostet? Kost'tan gelsin İngilizce. Para demek. Yani fiyat demek. Fiyatlandırmak. Kaç para? Wie viel? Kaç para demek? Wie viel kostet? Türkçe direkt kaç para? Eine blaue Hose. Bir mavi pantolon kaç para? Die blaue Hose kostet 20 euro. Mavi pantolon 20 euro diyorum. Ve geçiyorum. Yine eski üniteden arkadaşlar ikinci üniteden çıkma ihtimali yüksek sorularımız da var tabii ki de. İki tane filmimizin geçmiş zaman çekimleri çıkma ihtimali var arkadaşlar. Onlar da birincisi olmak, ikincisi sahibi olmak fiilleri. Şimdiki zamanda ich bin bist sind ist sind seit sind habe hast hat haben şu an orada olduğunuzu belirttiğiniz olmak fiiliyle mesela neredesin? Ich bin in der Schule, okuldayım ve bunun geçmiş zamanı war, warst, war, waren, war, waren, waren. Oradaydım yani. Eskiden oradaydım tarzı. O warst, neredeydin? Ich war in der Schule, okuldaydım diyoruz. Bunların geçmiş zaman fiilleri bu fiilin arkadaşlar geçmiş zaman çekimi lütfen bilelim diyorum. Aynı şekilde haben'in de sahip vardı, var, şu an var, vardı tarzı Türkçe'de kullandığımız. Mesela was hast du neyim var? Ich habe eine Katze, bir kedim var. Was hattest du neyim vardı? Ich hatte eine Katze, bir kedim vardı derken kullanıyoruz. Bunun da yine geçmiş zaman çekimini bilelim arkadaşlar diyorum. Bakalım çıkma ihtimali yüksek fiillerin çıkma ihtimali yüksek sorularımız tiplerine bakalım arkadaşlar. Yine metinsel olabilir. Hocadan hocaya, okuldan okula değişiyor arkadaşlar. Metin paragraf veriyor ve soru cevap ya da boşluk doldurma olabilir diyorum. Yine dediğim gibi doğru yanlış da olabilir. Boşluk doldurma da konudan konuya değişebilir arkadaşlar. 9. sınıftan da sorulabilir bu konularda. Yine sıfat çekimi ve sıfat verileri çekimi istenir arkadaşlar. Yine o hangi soru zamirimizin çekimi istenebilir diyoruz. Numaralandırma, karşılaştırma soruları sorulabilir arkadaşlar. Doğru yanlış. İkisi şık verilir, hangisi doğru çekimlenmiş diyebilir ya da cümleler yanlış verilir sıralaması doğru cümleler sayılar sorulabilir tabii ki de sayıları da çalışalım lütfen arkadaşlar. Ya da en mantıklısı arkadaşlar 11'lere test yapmak. Testlerde de aynı şekilde bu sorular kolayca sorulabilir diyorum. Ve teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sınavlarda herkesin başlar diyorum. İyi çalışmalar diyorum herkese. Çöz.